Koray, teşekkür ediyorum. Öğrenciler okul gezisine çıktı galiba. Bizi de gördüler buradan, el salladılar. Dün Fransa tarihinde ilkler gerçekleşti. Bunu söyleyelim öncelikle. 0-0'lık bir beraberlik söz konusuydu. Fransa milli takımı için hiç beklenmeyecek bir sonuçtu. Bir diğer konu ise Fransa tarihinde en az seyirci karşısında bir milli maçı oynadığı 80 bin kişilik Stade de France'da ortalama 50-60 bin kişiye karşı, seyirciye karşı oynayan bir Fransa milli takımı söz konusuydu. Fakat dün resmi rakamlara göre 16 bin kişi stadyumda yerini aldı. Fakat bu sayının satılan biletin 10 bin civarında olduğu şeklinde ifadeler söz konusu. Tabii sosyal medyaya baktığımızda şöyle ifadeler de yer alıyor. Stad'daki bulunan seyircilerin yarısı resmi görevliydi. Tabii Fransa Cumhurbaşkanı, Başbakan, eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, François Hollande veya mevcut bakanlar, bölge başkanları, bunların korumaları hepsini bir de 4.000'den fazla güvenlik görevlisini kattığımız zaman stadı dolduran seyircilerin yarısının resmi görevli olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu hem teknik direktör Deschamps'ın hem de futbolcuların maç sonrasında yaptıkları açıklamalara da yansıdı. Tabii özellikle Muani insanın canını sıkan bir durum şeklinde ifade etti. Seyirci sayısının Stade de France'ın bu kadar az seyirci sayısının az olmasını teknik direktör de bir daha böyle bir durumda, böyle bir kontekste oynamayı tabii ki arzu etmeyiz şeklinde bir ifadede bulundu. Aslında en çok konuşulan konu ise maç sırasında çıkan olaylar. Günler öncesinden Fransa yönetimi, İçişleri Bakanı açıklamalarda bulunmuştu. Maçın iptaline yönelik çağrılar söz konusuydu. Maçtan yaklaşık 2 saat önce stadyumun bulunduğu Saint-Denis semtinde gösteriler düzenlendi. Maçın iptal edilmesi İsrail'e protesto amacıyla gösteriler söz konusuydu. Çağrılar vardı. Sivil toplum kuruluşlarından, Fransa milli takımı taraftar gruplarından bile bu maçın iptal edilmesi yönünde çağrılar söz konusuydu. Taraftar gruplarının 100 veya 200 civarında maça bilet aldığı ortaya çıktı. Halbuki binlerce kişiden oluşan gruplar bu çağrılara Fransa yönetimi, İçişleri Bakanlığı kulak tıkadı tabii ki ve maçın oynanacağını ilan ettiler. Buna karşı tepkiler söz konusuydu ve bu nedenle de stadyum boş kaldı. Fakat Fransa milli takımının milyonlarca avroluk bir zarara uğradığı, Fransa Futbol Federasyonu'nun zarara uğradığı da belirtiliyor. Bu zararı kimin karşılayacağı şeklinde sorularda söz konusu. Tabii dünkü maçta Fransa milli takımının performansı özellikle maç sonrası hem teknik direktöre hem de futbolculara soruldu. Son derece gergin bir ortamda oynanan bir maç olması dolayısıyla 0-0'lık bir beraberlik söz konusu. Fransa tur atları tabii daha önceki maçlardaki başarısından dolayı haftaya da pazar günü San Siro'da olacak, İtalya'ya karşı oynayacak Fransa. Bu maçta bir kadro değişikliğine gidip gidemeyeceği merak ediliyor. Tabii ki Deschamps'ın, fakat başta kaptan Mbappe olmak üzere Dembele gibi, Fofana gibi oyuncular bu maçta boykot amacıyla, protesto amacıyla yer almadıkları şeklinde ifadeler söz konusu. Önümüzdeki maçlarda nasıl bir gelecek maçlarda nasıl bir kadro oluşturulacağı tabii ki şimdiden merak ediliyor. Stadyumda olaylar çıkmıştı maç sırasında, maçın ilk dakikalarında devam eden saldırılar vardı. İsrail taraftarlarının Fransız futbol severlere karşı düzenlediği saldırılar söz konusuydu. Maçın ikinci yarısının başlangıcında yine benzer bir saldırı gerçekleşti. Fakat en başta da söylediğim gibi 4.000 civarında polis ve 1.500'den fazla stad güvenlik görevlisi o bölgedeydi. Buna rağmen bu tür olaylar yaşandı.
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez bu sabah yaptığı açıklamada olaylar sonrasında iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fakat bu kişilerin hangi taraftan, hangi ülkenin taraftarı olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı. Saldırgan taraftarları, İsrail taraftarları maçtan önce olduğu gibi maçtan sonra da polis kordonu eşliğinde stadyuma geldi, stadyumdan ayrıldılar. Bütün dünya tabii bu olayları konuşuyor. Sadece Fransa futbol dünyası değil, bütün dünyada dün akşam stadyumda çok az kişi, çok az seyirci olmasına rağmen, seyircinin yarısı kadar güvenlik görevlisi olmasına rağmen yine çıkan olayları konuşuyor. Bir başka olay da özellikle bugün Fransa'da sosyal medyada son derece ses getiren bir olay. Fransa İçişleri Bakanlığı maçta Fransa ve İsrail bayrakları dışında herhangi bir bayrağa, herhangi bir renge müsaade etmeyeceklerini açıklamıştı. Dün genç bir öğrenci, gazetecilik öğrencisi stadyumda Filistin bayrağı açtı ve sosyal medyada bu anları paylaştı. Son derece de ilginç bir şekilde, ilginç bir mesajla bu paylaşımda bulundu ve İçişleri Bakanı'na hitaben yazmış olduğu bir mesaj olduğunun altını çizelim. Yapılan herhangi bir, hiçbir yapılan hiçbir yasağın, alınan önlemin Gazze'de devam eden katliamları unutturamayacağını ifade etti bu genç gazetecilik öğrencisi. Ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bir tepki, bir fotoğraf olduğunun hemen altını çizelim. Ve çok ilginç bir şekilde maçın adamı olarak bu kişinin, Emmanuel isimli taraftarın seçildiği bilgisini de vermiş olalım. Çok gergin bir dönemdi, gergin bir bekleyişti Fransa açısından, Fransa yönetimi açısından. Çağrılar maçın iptal edilmesi, başka bir ülkede oynanması yönünde çağrılar söz konusuydu. Bu çağrılar yanıt bulmadı. Dün akşam da maç oynandı, olaylı bir şekilde geçen hem güvenlik açısından hem de maçın sonucu açısından Fransa ilk defa 0-0'lık bir sonuçla, İsrail gibi çok zayıf bir takım karşısında 0-0'lık bir sonuçla maçı tamamladı. İki kişi de dün akşamki olaylardan sonra gözaltına alındı. Fakat maç bitti. Hala Fransa kamuoyu, Fransa futbol severler, futbol dünyası dün akşamki maçı ve sonuçlarını konuştuğunu söyleyebiliriz diyelim ve sözü size bırakalım.